Efendim, bütün bu haberlerden sonra çok değerli bir bilim insanı şu anda stüdyomda. Türkiye Üstün Zeka ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Genel Başkanı, kısa adıyla TÜZDEV olarak biliyoruz. Operatör Doktor Kemal Tekten, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce seyircilerimle bir kitabınızı paylaşacağım, yüksek müsaadenizle. Arkadaşlar, görebiliyor muyuz? Sayın Tekten'in son kitabı Yerüstü Hazinelerimiz. Daha önce de İnsanın Sırrı diye çok keyifli bir kitabı daha var. Bunu daha henüz okuyamadım, yeni aldım, ama bu kitabınız gerçekten okudunuz özellikle mu? Pedagoglar, anne babalar ve herkes için çok belirleyici nitelikte bilgilere sahip. Ben fazla konuşmayacağım hocam. Önce yerüstü hazinelerimiz dediğimiz çocuklarımızın önemi nereden kaynaklanıyor 21. yüzyılın şartları içinde? Teşekkür ederim. Öncelikle bütün milletimizin, ümmetin Ramazan'ını tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Sağ ol. Hepimiz açısından. Efendim, ailelere, annelere, babalara sorduğumuz zaman, evet, çocuklarına, ben bir anneye sormuştum. Hastalıklı bir çocuğu vardı. Dördüncü çocuk olduğunu söylemişti. Bu çocuğu bana ver, sana en kıymetli elması vereyim karşılığında dediğimde bana sinirli sinirli baktı. Asla dedi. Onu, evet, hiçbir şeyle değişmem. Doğru. Şimdi bir anne için, yani hasta çocuğu veya dördüncü çocuğu elmas değerinden daha yüksekse, biz bütün çocukları böyle görmek zorundayız. Doğru. Ve evet, bu yüzden bunlara yerüstü hazinelerimiz diyoruz. Ve şunu da söylüyorum. Madem anneler babalar için çok kıymetli çocuklar, o zaman toplum olarak da devlet olarak da bunlara bu gözle bakmak lazım. Doğru. Yani baştan bütün çocukları biz bu ama bu zaten Türklerin geleneksel alıyoruz. Bir hasleti değil tabii, mi? Yani tabii. Biz millet olarak gerçekten çocuklarımıza, kendi çocuklarımıza ve genel olarak yetişen kuşa çok değer hassasızdır, değer veririz. Biraz evvelki haberlerde de gördük, siz de çok olumlu mesajlar verdiniz gençler için. Ben de buna katılıyorum. Bu çocukları iyi değerlendirirsek, evet, biz onlardan çok istifade ederiz. Ama bunlar içerisinde öyleleri var ki, bunlar Allah'ın birer lütfu olarak kabul ettiğimiz, evet, batılılar da gifted children diyor. Yani armağan edilmiş toplumlara çocuklar. Bunlar her toplumda eşit orandadır. Üstün zekalı, üstün yetenekli, çok özel çocuklar. Tabii bütün çocuklara aynı değeri vermekle beraber bunları da farklı değerlendirmek ve onların seviyesinde onlara hitap, evet, etmek zorundayız. Ve yerüstü hazinelerini değerlendiremeyen toplumlar yeraltı hazinelerinin, yeraltı zenginliklerinin hiçbirine sahip çıkamazlar diye bir sözümüz var. Çok doğru. Mesela dünya üzerinde insan gücü esas, değil, evet, mi? Beyin ve insan gücü. Beşeri sermaye diyoruz. Yani bunu bilen toplumlar, evet, kalkınmış toplumlardır. Biz de buraya işaret etmek için bu ismi verdik ve böylece bir kitap ortaya koymuş olduk. Şimdi bu birkaç soru sonrasına hemen geleceğim. Evet. Çünkü çok sayıda tweet aldım sizin adınızı verdiğim andan itibaren. Anne babalar şu anda bir sorunun cevabını arıyorlar. Bir, farkındalığı nasıl yükseltebiliriz? İki, çocuğun deha veya üstün zeka düzeyinde olup olmadığını nasıl anlarız? Çünkü hepimize göre bizim torunlarımız, çocuklarımız hepsi çok zeki. Ama sonuçta bir farkındalık olması lazım. Evet. Yani her anne baba için çocuğu zekidir. Bunu kabul ediyoruz. Evet. Ama bazı kriterlere göre bazı çocukların çok daha üst seviye zekaya, yeteneğe sahip olduğunu, evet, biliyoruz. Bunlar belli alanlarda çok üst seviye bir altyapıya sahipler. Mesela nasıl? Yeni doğan çocuk, yani ilk aylarda bile çok enerjik olmasıyla kendini gösterebilir. Çok enerjik çocuk, çok enerjik, çok zekiydi. Ve hiperaktif de daha diyorlar. Az uyurlar. Ha, daha az uyurlar. Evet, yani daha fazla hassastır. Mesela altını ıslatır, çok daha fazla tepki koyar, hı hı, vesaire. Ama bir süre sonra 4 yaşından, 5 yaşından, hatta 3 yaşından itibaren bu çocuklar çevreye aşırı merak duyarlar. Evet. Çok hızlı kavrarlar, öğrenirler. Bazen kelime hazineleri
çok yüksek seviyededir. Hiç beklemediğiniz sözler sarf edebilirler. Deyimler söylerler. Hafızaları güçlüdür. Erken okurlar. Mesela en önemli özelliklerinden birisi bu çocukların okula başlamadan. Yani 3-4 yaşlarında. Kendiliğinden mi okur hocam? Tabii kendiliklerinden okurlar. Çözerler. Yani kimse bir şey demeden bakar yavaş evet, yavaş. Logoları kafalarına yerleştirirler. İşte bir takım kelimeleri, harfleri yavaş yavaş öğrenmeye başlarlar. Çok sorgularlar. Anne babaların en çok yıldığı şey budur. Ya sorularına dayanamıyorum ama dayanmak lazım. Bu çocuklara ciddiyetle yaklaşmak ve her sorularına evet. cevap vermek. Bilmediğimiz takdirde de gel beraber öğrenelim gibi bir Google tavırla. Var ne güzel hemen girer. Şimdi işte bu çocuklar okula başladığında erken okudukları zaman okula başladıklarında dersten uzaklaşmaya başlayabilirler. He. Sıkıntı burada. Yani çünkü 3 yaşında 4 yaşında okumayı öğrenmiş bu çocuk. Birinci sınıfa geldiği zaman çizgilerle alfabeyi, A'yı, B'yi öğretmeye çalışırsanız bu çocuk tepki koyar. Yani hocam şimdi anne babalar çocukların bu atak yapılarını, zekadaki atak yapılarını fark ettiklerinde o zaman bir uzmanla buluşmalarında yarar kesinlikle. Var. Doğru mudur? İşte sıkıntı burada. Biz vakıf olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Uzman sayısı oldukça az bu çocukları tanıyan. Eğitimcilerimizin birçoğu tanımıyor. Yani maalesef aileler de bilmiyor. Nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlar. Rehberlik alamıyorlar. O zaman sıkıntıya giriyor. Aileler tepki koyuyor veya arayış içerisine giriyor. İşte bunu mesela testler Milli Eğitim'in RAM'larında, rehberlik araştırma merkezlerinde yapıldığı gibi bizim gibi vakıflarda da veya bir takım özel sivil toplum kuruluşlarında da yapılabiliyor. IQ testleri. IQ testi ama IQ testi hiçbir zaman yeterli değil. Yanında mutlaka gözlem çok önemli. Evet. Çocuğu gözlemleyip uzman birisine bunu aktarmak, bu gözlemi anlatabilmek ve o çocuk hakkında biraz net bilgiye sahip olmak çok önemli. Evet. Tabii şu anda Türkiye'de yok ama biz onu yapmaya çalışıyoruz. Yetenek testleri. 52 yetenek var insanda. 52. 52 çeşit yetenek var. Bunu işte zihni yetenekler dediğimiz, içine zekayı da girdirdiğimiz yetenekler, psikomotor yetenekler, beyinle el ilişkisi, fiziksel yetenekler, işte beden gücü evet. ve bir de duygusal yetenekler var. Bunların içerisinde de farklılıklar var. Bunları tespit etmek çok önemli. Küçük yaşlarda tespit ettiğiniz zaman siz dünya çapında sporcu da, müzisyen de, ressam da, bilim adamı da yetiştirme imkanına daha çok. Ama bunun daha henüz anladığım kadarıyla sizin telaşınızı yavaş yavaş anlıyorum ben. Türkiye'de, yavaş yavaş anlıyorum. Türkiye'de yeterli bu değil. Bu vakfın da telaşını evet. anlamaya başladım. Evet. Bunu daha henüz sistematize edememişiz gibi görünüyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Doğru. Ha. Ya şu anda bu çocuklara nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Toplum olarak bilmiyoruz. Sonra eğitmenler sanıyorum bu konuda yani öğretmen ve eğitimciler biraz evet. hazırlıksız. Doğru biraz mu? Evvel söyledik ya yerüstü hazineleri diye. Şimdi bakıyoruz dünya üzerinde gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bu çocukların en iyi şekilde değerlendiren çocuklar çıkıyor. Toplumlar çıkıyor. Ama mesela yeraltı zenginliklerine sahip çıkamazlar dedik ya. Mesela Nijer'i ele alalım. Afrika'nın bir ülkesi değil mi? Evet. Uranyum ve altın konusunda en zengin ülkelerden birisi. Ama şu anda ama dünyanın en fakir ülkesi. Çünkü sömürge. Demek ki yerüstü hazinelerine sahip çıkmamış. Bunu anlamamış, çıkamamış. Evet. Irak da öyle, belki Güney Afrika'da öyle. Anladım. Şimdi biz burada bu çocukları yeterince tanımak ve onlara göre hareket etmek zorundayız. Nasıl bir yatırım programı düşünüyorsunuz? Şimdi her şeyden evvel bütün çocukların gözlemi önemli. Eğitimciler bu konuda eğitilmeli. Aileler eğitilmeli. Biz uzaktan eğitim çalışması yapıyoruz şu anda. Onun başlangıcındayız. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde bunu tamamlayacağız. Uzaktan eğitim veya işte uzmanlık eğitimi çok önemli. Burada o çocukları tanıyan insanlar olması gerekir ki bu çocuklar aileler bir sonuca ulaşabilsin. Aksi takdirde herkes
bir perişanlık içerisinde kalır. Şimdi çocukları tanımadığımız zaman ne oluyor? İşte tam da onu soracaktım. Evet. Yani bir problem doğuyor o zaman. Tabii biraz evvel söylediğim mesela sınıfı terk ediyor. Bu diyor bana göre çok bana basit. Mesela bir öğrencimizden bahsedeyim ben. Bildiğim bir çocuktan. İkinci sınıf, ilkokul ikinci sınıfta bir çocuk. Okuldan atılmış. Bir özel okuldan. Evet. Geri zekalı diye. Zeka problemli diye. Evet. Mesela bunu Almanlar bizim çocuklara çok yapıyor biliyorsunuz. Evet maalesef. Orada dilden dolayı. Şimdi zeka özürlü diye atılıyor ya da uzaklaştırılıyor. Bir başka okula geliyor bu. Benim de içinde olduğum ya da ilgilendiğim bir okul. Şimdi o okulda da birinci ayda çocuk yine sıkıntılı. Öğretmen çözemiyor. Ama bu çocukları bilen bir eğitimci hemen üzerine düşüyor. Ve çocuğun tespitini yaptırıyor. Deha çaplı bir çocuk çıkıyor. Deha. Çok çok üst seviye. Ben davet ettim çocuğu. Dedim ki gel bakayım. Neden sınıfı 10 dakika geçmeden terk ettin? Ama dedi öğretmenim bir konu iki kere anlatılmaz ki. Bakın yani lep demeden i̇şte leblebi yani, anlayan bir çocuk. Durumumuz vahim. Şimdi birisi iki kere de üç kere de anlıyor. Birisi bir kere anlatmaya bile gerek kalmıyor. Şimdi bu iki çocuğa da ne yapacağız? Birlikte okuttuğunuz zaman zulüm yapmış oluyorsunuz. Ne yapacağız peki? Bu bayağı bir para da isteyen bir iş. Para ama yani bu kadar hayırseverin olduğu bir ülkede. Evet doğru. Doğru. Milli eğitime de bu kadar yoğun bir bütçe ayrılmışken %20'ler ayrıldı doğru. Türkiye'de. Bu çocukları eğitmek maliyetli değil. Dünyanın en pahalı işi olsa bile yapmak lazım. Bu çocukları eğittiğiniz zaman onlar misli misli ülkesine döndürüyor. Bakın beyin göçünü konuşabiliriz. Beyin göçü. Beyin göçüne geliyordum tam. Zaten arkadaşlar da onu düzelteceklerdir. Yani bu beyin göçünde ne yapabiliriz? Yani beyin göçü bence bir ülkede imkan bulamayan beyinlerin fırsat bulduğu ülkeye gitmesi demektir. Şimdi ama oradan milli ve yerli iradeye dönmek istiyorum. Evet çok önemli. Ben çok üzülüyorum hocam. Yetiştiriyoruz, çok güzel okullarımızdan mezun oluyor falan. Bir bakıyorum Kanada'da çıkıyor. Bir bakıyorum Amerika'da. Oralara hizmet ediyor. Oğlum döneceğim mi, kızım döneceğim mi? Vallahi işte Ardan amca ben buradayım falan. Yani şimdi bu da beni çok hırpalayan bir konu. Kesinlikle yani milli yerli bir irade ve bakış açısını da bu çocuklara kazandırmamız lazım. Aslında büyük ülke beyinleri toplayan ülkedir. Evet. Bunu tarihte Osmanlı'da görüyoruz. İşte Enderun mektepleri Osmanlı'nın insan yetiştirme üssüdür. Ama aynı zamanda mesela Ali Kuşçu ta Özbekistan'dan Fatih tarafından davet edilmiş İstanbul'a gelmiştir. O çağın en büyük bilginlerinden. Bravo. Bravo. Çok şimdi güzel bugün bir de işte Amerika'nın büyüklüğünün en büyük sebebi bu beyin göçü. Beyinlere sahip çıkması. Şimdi ben burada siyaset yapmak istemem ama Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya bize sığınan 3,5 milyon adamın içinde çok iyi eğitim almış akademisyen şu bu var. Şunları bir acaba biz vatandaş kılsak mı dedi. Ortalık birbirine girdi. Yani şimdi bizim de Osmanlı'dan alacak dersimiz var herhalde. Çok çok. Sayın Cumhurbaşkanımız çok yerinde bir söz ifade etti. Fakat mesela Rafeo Hamo diye bir Suriyeli profesör İstanbul'da 2 yıl uğraştı. Türkiye'de yer edinemedi kendisi. Edinemedi değil mi? Ve balistik uzmanıymış o galiba. Söylediği iki şey var. Birisi bizim hatta İstanbul metrosunda metrodan elektrik enerjisi üreterek kendi elektriği kendi oluşturuyor. Bunu yapan insan İstanbul'da. Evet. Bu kadar faydası olan ve bir başka açıklaması da ben diyor bir hafta önceden depremi anlayacak ve ortaya koyacak alet geliştirmek istiyorum diyor. Yapar. Biz buna sahip çıkamadık. Amerika gitti. Michigan Üniversitesi'ne gitti bu. Maalesef kaybettik. Burada Samir Hafız'la da biz Suriye Türkmen toplumu. O da çok muzdarip bu konuda. Arap Akademisyenler Derneği'nde. Neyse konuyu dağıtmak istemiyorum ama kendi çocuklarımıza nasıl kendi sahip çocuklarımıza işte iyi bir farkındalıkla,
iyi bir çalışmayla, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sizin evet. programınız da buna hizmet ediyor. Teşekkür ederim. Ben büyük bir keyifle. Biz bu vesileyle işte hem vakfın yaptıklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bu farkındalığı biz toplumda oluşturursak, işte kitapları yazmamız bunun için. Bu kitaplar hepsi vakfa hizmet ediyor. Yani evet. ben hiçbir gelirinden istifade tabii, etmiyorum. Tabii. Sadece bastırma işleri bana ait. Fakat geliri tamamen vakfa ait. Şimdi bunlar hepsi bu farkındalık için. Bu farkındalığı biz oluşturursak insanlar çevresinde artık böyle zeki ve deha çaplı çocuk arayacaktır. Bir tanesini bulduğunuz zaman yani en büyük altın madeni bulmuş gibi sevineceksiniz. Bilen insan için bu böyle. Bu ve farkındalığı bunu, yükseltmemiz tabii, lazım. Tabii. Bu çocuklara ne vermek gerekir? Bir, evet. onların ilgi alanları veya onlara cazip gelen alanlarda onları desteklemek lazım. Kalıp içine asla sokmamak lazım ve özgürlüklerini elinden almamak gerekiyor. Bakın taassup, ön yargılar, ideolojiler bu çocukları mahveder. Mahveder değil mi? Kesinlikle. Yani ideolojik bakış bu çocukları kalıp içine almaktır. Ki ay, bugün Türkiye'deki maalesef eğitimi henüz düzeltemedik. Eğitim evet. sistemi tek müfredata sahip ve herkes aynı eğitim içerisinde yer alıyor. Bunu inşallah bu çocukları da düşünerek bir farklılaştırabilirsek önümüzdeki evet. yıllarda bu çocukların eğitimlerini sağlayabiliriz. Ama mutlaka ve mutlaka bu çocuklar ülkelerine zaten siz ülkelerini severek yerüstü. Milli bir bakışla yetişmeleri yerüstü, lazım. Alalım arkadaşlar. Yerüstü Hazinelerimiz kitabını tekrar gösteriyorum. Bu kitapta bu zeki çocuklar tabii ki milli tarihi ve milli iradeyi, milli evet. ülküyü daha hızlı kavrayacaklardır. Kesinlikle. Onlara sadece iyi bir eğitim değil, iyi bir rota değil. Aynı zamanda milli bir kimliği de sağlamamız gerektiğini vurguluyorsunuz. İdealist çocuklar bunlar. Mesela İdealist adalet duyguları bunlar, çok doğru. yüksek. Merhamet duyguları çok yüksek. Para pulla pek alakaları yok. Şahsi menfaat için yaşamazlar. Ama biz eğer onlara yanlış eğitim verirsek saptırırlar. Mesela çok ileri caniler ya. Veya seri katiller bunlar arasından aman çıkabilir. Aman. Allah korusun. Allah korusun hocam. Allah korusun. Peki. İnşallah önümüzdeki dönemde Ramazan'dan sonra diyelim bu konuya biraz daha açıklık kazandırma ve biraz daha üzerinde çalışma imkanımız olur birlikte. İnşallah ne kadar fazla önem olursa. Verirseniz o kadar ülkeye hep evet. hep beraber tabii ne kadar önem verirsek ülkemize o kadar faydamız olur. İnşallah bu vesileyle ailelere, evet. eğitimcilerimize bir ufak da olsa bir mesaj vermiş yok, olur. Bu farkındalığı artıracağız birlikte hocam. İnşallah. Her zaman bu ekranda emrinizdedir. Çok burada teşekkür ederim. Seyircilerimin önünde açık açık söylüyorum. Çok bu iş stratejik önemde Türkiye'nin 21. yüzyılı işi. Bunu benimsiyorum ve sonuna kadar da destek olacağız. Hiç merak etme. Çok teşekkür i̇şte ediyorum. İşte o zaman ülkenin önü açılır, kalkınır inşallah. Çok tabii, daha tabii. güzel günlere gideriz. Mutlaka bu genç kuşağa ben her zaman güveniyorum. Biraz önce de söyledim. Evet, tebrik ederim. Efendim kısa bir haber vereyim. Bu arada da sizi yolcu edeceğim. Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOP Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği